Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, lezzeti şahane, soslu poğaça tarifi ile geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü alalım. Ardından üzerine yarım su bardağı ılık suyu ilave edelim. Ne çok sıcak olsun, ne de çok soğuk olsun. Kullandığımız suyun, suyun ve sütün ısısı parmağımızın dayanacağı derecede olsun. Ardından 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. Üzerine de bir paket instant mayayı ekleyerek şeker çözünceye kadar karıştırdım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Sonrasında bir su bardağı sıvıyı ilave ederek şöyle bir kısaca karıştırıyorum. Ardından unu ekleyeceğim. Unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Toplamda 4 su bardağından biraz fazla un kullanarak hamurumu istediğim kıvama getirdim. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzu ekleyerek ilk olarak spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında elimle yoğuracağım. Kıvam alıncaya kadar böyle spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde yormak daha kolayıma geliyor çünkü tariflerimde hep aynı ölçüdeki bardağı kullanıyorum. Diğer tariflerimde de aynı şekilde bu klasik su bardaklarından 200 ml olanlardan bunu tekrar belirtmek istiyorum. Hamurum toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum ki hamurumun dokusu daha da güzelleşsin. Bu hamur işlerinde önemli bir püf nokta. Mayalı hamur işlerinde önemli bir püf nokta. Hamurunuz toparlandıktan sonra daha özlü olması için ve hamurun kalitesinin daha da artması için birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam edin. Dokusunun farklılaştığını, güzelleştiğini yoğurmaya devam ettikçe sizler de fark edeceksiniz zaten. Kolay yoğrulan bir hamur Dokusu da gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. E zaten içerisindeki yağ miktarından dolayı böyle çok yapışmaya müsait bir hamur değil. Elden kolay ayrılan bir hamur. E rahat bir şekilde yoğurabileceğinizi düşünüyorum. Yumuşak bir hamur gördüğünüz gibi. Sert bir hamur değil kesinlikle. Hamurumuz sert olmamalı. E 4 su bardağından biraz fazla un. Bu kıvama getirmem için yeterli oldu. Ardından üzerine şöyle streç filmle kapatıyorum ki hava almasın güzel bir şekilde mayalansın. Ortalama 45 dakika, 1 saat gibi bir sürede mayalanacaktır. Şöyle hamurun hacmi iki katına çıkınca istediğimiz şekilde mayalanmış demektir. E, ortamın sıcaklığına göre bu süre değişkenlik gösterebilir tabi. Şöyle maya kokusunun e, çıkması için böyle birkaç dakika yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz mayalandıktan sonra eğer maya kokusunun olmasını maya kokusunun olmasını istemiyorsanız siz de bu şekilde biraz yoğurun ve sonrasında hamurunuza şekil verin. artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Şöyle çok büyük olmayan parçalar koparacağım. Boyutunu sizler kendiniz belirleyebilirsiniz. Şöyle cevizden biraz daha büyük parçalar oluştur oluşturduğumu söyleyebilirim. Ne çok küçük ne de çok büyük mandalina kadar. Şöyle bir kesme aparatıyla keserek çekil vermek daha kolayıma geldi. Dilerseniz uzun bir form vererek de parçalara bölebilirsiniz. Bezeler oluşturabilirsiniz. Kestiğimiz hamurları elimizde yuvarlayarak bez haline getirelim ve bir köşeye alalım. Sonrasında borcama dizeceğiz hamurlarımızı. Çok fazla uğraştırıcı bir tarafı yok yani mayalama sürecini saymazsak eğer e, çok fazla vaktinizi alacak bir tarif değil. Ben de açıkçası çok uğraştırıcı tarifleri yapma taraftarı değilimdir. Bu tarz e, kısa sürede hazır olan tarifler favorimdir. Dilerseniz akşamdan şekil vererek buzdolabına da kaldırabilirsiniz bunu e, tepsideki haliyle. Ertesi günde kahvaltıdan önce sosunu hazırlayarak üzerine dökebilirsiniz ve pişirebilirsiniz sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Yuvarlak borcama aldım. İçerisini yağladığımız yuvarlak borcama ya da farklı bir fırın kabında da hazırlayabilirsiniz. Hamur miktarına göre sizler kendiniz belirleyebilirsiniz. Orta boyutlardaki yuvarlak borcam ideal oldu. Ardından şöyle üzerine elimle bastırıyorum. Tepsiye yayılmalarını sağlıyorum. Temiz bir bezle üzerlerini kapatarak ortalama 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Mayalı hamur işlerine tepsi mayası yapmak oldukça önemli. Böylelikle e, poğaçamız çok daha yumuşak olacaktır, çok güzel kabaracaktır. Ayrı bir kaseye bir adet yumurta, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, 2 tepeleme yemek kaşığı kadar yoğurt aldım, çeyrek e, tatlı kaşığı kadar tuzu. 1 dolu yemek kaşığı kadar çörek otunu da ekleyerek bütün malzemeler homojen gelinceye kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştırdım. Poğaçamıza sos olarak bu karışımı kullanacağız. Bunu poğaça hamurlarının üzerine ekledikten sonra son halini birazdan göstereceğim. Yumuşacık oluyor poğaçanız. Bir defa denediğiniz takdirde yumuşaklığına hayran kalacağınızı düşünüyorum. Tepsi mayası da oldu. Poğaçalarım çok güzel bir şekilde kabarmış gördüğünüz gibi. Ardından üzerine artık dokunmuyorum. Hamurların ve hazırladığım sosu her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Önce şöyle kaseden boşalttım. Sonrasında elinizle ya da fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde dağıtın. Diğer tarafta fırınımı 180 derecede ısıttım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında e, tam olarak 30 dakikada benim poğaçam çok güzel bir şekilde pişti. Bu pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Şu an fırından çıkardıktan sonraki ilk hali, üst kısmının sert olmadığını sizlere göstermek için e, bu kısmı çektim. Bu da ılık hale geldikten sonraki hali. Biliyorsunuz fırından çıktıktan sonra poğaçalar ilk aşamada üzerleri bazen sert olabiliyor. Bu poğaçada kesinlikle böyle bir şey yaşamazsınız üzerine eklediğiniz sos sayesinde fırından çıktığı anda bile yumuşacık oluyor. Ardından ılık hale geldikten sonra sizlere şöyle iç dokusunu göstermek üzere borcamdan alıyorum. Yumuşacık, puf puf, lezzeti şahane bir poğaça. Ben bir defa denediğiniz takdirde sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.